gençler, herkese merhaba. Şu an yapı konusunun 3. dersindeyiz. İlk dersimizde temel kavramlardan bahsettik. Bir sonraki derste kökten ve yapım eklerinden bahsettik. Bu dersin konusu da çekmekleri olacak. Ama daha öncesinde birinci derste size vermemiş olduğum bir bilgiyi fark ettim. O yüzden bu bilgiyle beraber başlayacağız. Biz evet isim kök ve fiil kökten bahsettik ama bahsetmemiz gereken iki kök daha var arkadaşlar. Bunlar sesteş kök ve ortak kök. Şimdi sesteş kök ne, ortak kök ne? Önce bunlardan başlayalım. Sesteş kelimesinin tanımına bakıldığı zaman sesteş kelimesini biz nasıl tanımlıyoruz? Şöyle hemen yazalım. Diyelim ki yazılışları aynı. Ancak anlamları farklı olan sözcüklere biz sesteş sözcük diyoruz. İsim kök olarak baktığımız zaman da veya işte kelime kök olarak baktığımız zaman da eğer yazılışları aynı, anlamları farklıysa yani sesteşlik durumu varsa kökte o zaman ben bu köke sesteş kök diyorum. Mesela bakın bazı sesteş kökleri buraya yazdım. Birisi yaz. Şimdi yaz nasıl bir sesteş kök? Şimdi bakın birisi yaz mevsimi olan yaz, değil mi? İşte deniz, kum, güneş, yaz mevsimi. Bir tanesi yaz böyle. Diğer bir yazın anlamda ne? Yazı yazmak. Benim şu an yaptığım gibi. Veya kaz. Şimdi bir kürekle kazmak var. Bir de hayvan olan kaz var. Kürekle kazmak eylem. Hayvan olan kaz isim mesela. Veya yüz kelimesi. Şimdi bakın yüz kelimesi bir surat anlamına gelen yüz var. Bir sayı olan yüz var. Bir de yüzmek eylemi var. Denizde, havuzda yüzmek. Tabii yüzmek eylemi de kendi içinde ikiye ayrılacak. İşte bir deri yüzmek, hani bu kurban derisi yüzmek falan var ya. Deri yüzmek. İkincisi de denizde yüzmek. Havuzda yüzmek. Bu şekilde yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcükleri biz sesteş kök diyoruz. Bir de kız var mesela. Kız, bir cinsiyet olan kız var. Bir de kızmak eylemi var. Bu şekilde baktığımız zaman yazılışları aynı, anlamları farklı olan bu tür köklere biz sesteş kök diyoruz. Geldik ortak köke. Ortak kök şöyle. Yazılış ve okunuşları aynı. Anlamları yani okunuş sesleş için de geçerli, o çok belirleyici değil. Anlamları birbirine benzer. Yani ortak kökte olay şu. Aynı anlam grubunda. Şimdi aynı anlam grubu veya ne diyelim işte aynı kavram alanı. Bu da belirleyici bir şey olacak. Aynı kavram alanı. Yani aynı kavram alanına sahip kelimeler bizi ortak köke götürecek. Ve genelde şöyle bir sınav bilgimiz var. İşte bir kelimenin yazılışı hem isim hem fiilse, yani hem isim versiyonu hem fiil versiyonu varsa ortak kök diyoruz. Evet, genelde bu şekilde söylenebiliyor. Şimdi mesela birisi savaş. Şimdi bakın savaş kelimesi yerine göre isim kök, yerine göre fiil kök olabilir, değil mi? Mesela ben desem ki Savaş ve Barış kitabı. Şimdi Savaş ve Barış kitabı dediğim zaman burada savaş isim kök oldu. Ama şey deseydim Osmanlı ve Bizans uzun yıllar savaştı. Yani çekimli bir eylem olsun burada. Böyle baktığımız zaman ne olacak? Fiil kök. Barış, damla ve boya kelimeleri de aynı şekilde. Yani savaş ve barıştaki mesela barış nedir? Barış yine isim. Savaş da isim. Veya damla kelimesi. Mesela damla su var hani. Su markası olarak söyleyelim. Bir damla var. Yani suyun damlası, yağmurun damlası ve benzeri. Bir de damlamak eylemi var. Damlamak eylemi. Şimdi damlaya bu boyutta baktığımız zaman ortak kök. Ama damlamak eylemi sesteş kök de olabilir. Nasıl? Mesela damlamanın sesteş versiyonunu yapalım.
İşte bir yağmurun damlaması. Bir de bir kişinin aniden gelmesi. Hani yine damladı diyoruz ya. Bu pencereden baktığımız zaman bu da sesteşkök olur. Evet, sesteşkök ve ortak yok muhabbette bu şekilde bunlar da eksik kalmasın diye geçmiş olalım. Şimdi asıl konumuzdan devam edelim. Çekim ekleri. Çekim ekleri kendi içerisinde iki gruba ayrılacak. Birincisi isim çekim ekleri, diğeri fiil çekim ekleri. Şimdi isim çekim eklerine bakalım. Çokluk eki, vasıta eki, eşitlik eki, küçültme eki, ilgi ve iyilik ekleri, hal durum ekleri, kişi ekleri, eylem eki ve soru eki. Şimdi şu üçünü bakın ne yapmışız? Şöyle yıldızlamışız. Niye? Çünkü kişi ekinin fiil çekim eki versiyonu da var. Veya ek eylem ekinin fiil çekim eki versiyonu da var. Veya soru ekinin fiil çekim eki versiyonu da var. Yani fiil çekim eki diye geçmez de fiillere girip çekimlenebilir sonuç olarak. Ama me'nin kendisi yani şu isim soru sözcük diye geçtiği için genelde bunu isim çekim eki diye alıyorlar. Bu da böyle bilinsin. Yani fiil çekim eki bağlantısı çok böyle gelmiyor. İsim çekim eki bağlamında sınıflandırılıyor soru eki. Şimdi isim çekim ekinin tanımı neymiş? İsimlerin ve isim soru sözcüklerin türünü ve anlamını değiştirmeyen sözcüğe anlamı doğrultusunda farklı durumlar katan ekler. Anlam değişmiyor, durum değişiyor. İşte bu alt başlarımızın hepsi farklı birer durum katıyor aslında. Tek tek bunları şimdi inceleyeceğiz. Şimdi birinci ekimiz çokluk eki. Çokluk ekine şöyle bir tanım cümlesi yazalım. Cümleye, ya daha doğrusu sözcüğe cümleye katmaz da, sözcüğe birden fazla olma durumu anlamını katan ektir. Yani çokluk ekinin görevi bir sözcüğün, bir ifadenin birden fazla olduğu anlamını katması. Genel manada çokluğun görevi bu gençler. Şimdi sonrasında çokluğa birkaç tane örnek yazalım. Mesela simit, bu tekil. Ben bunu çoğul yapmak için ne yapıyorum? Mesela simitler. Ler ne yaptı? Bakın burada çoğul hale getirdi. Yani tekil bir kelimeyi çoğul bir kelime haline getirme olayını sağlayan eke biz çokluk eki diyoruz. Veya hani her zaman böyle somut örnek vermeyelim. Gitme kelimesi. Şimdi buradaki gitme şey değil. Sakın oraya gitmedeki gitme değil. İşte sana gitmeler yakışır diye bir ifade var ya mesela gitme. Oradaki gitme isim fiil olan me. Yani bu isim. O zaman gitmeler derken birden fazla gitme eyleminden bahsediyor. Şu birinci gitmedeki me eylem adı. Yani isim fiil. Yani buradaki olumsuz gitmeden bahsetmiyor. Olumsuz ek zaten fiil çekim eki olacak. Veya ne diyelim? Barışma. Barışmalar. Mesela bakın barışma da burada isim. Bu barışma ismine lar ne olmuş? Birden fazlalık anlam katmış. Hani bir tane daha klasik örnek verelim. O da ne olsun? Kalem. Kalem burada tek başına tekil. Ama kalemler dersem çoğul anlamı katar. Ekin adı çoğul ek değildir. Ekin adı çokluk ekidir. Bu bir terimsel sınıflama. Çokluk eki. Kitaplar buna çoğul ekler ama asıl karşılığı çokluk ekidir aslında. Bu da bu şekilde bilinsin. Evet, çokluk eki bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik vasıta ekine. Vasıta ekine şöyle diyeceğiz. Yani bunu daha önce ilk videoda bahsetmiştik mesela. Cümledeki anlamına göre A pardon o değildi. Tamam. O şekilde devam edelim. Cümledeki anlamına göre araç veya birliktelik ilgisi kuran ektir. Yani o zaman ben vasıta ek deyince aklıma iki tane ilgi boyutu gelecek. Bu ilgi boyutundan birisi araç boyutu, diğeri de beraberlik boyutu. Şimdi bu araç ilgisi ve beraberlik ilgisine birer tane örnek verelim. Şimdi araç ilgisi dediğimiz şey biraz daha somut
cihazlarla veya somut materyallerle alakalı olan bir şey. Yani diyelim ki Ayşe markete arabayla gitti. Şimdi bu cümleye baktığım zaman gitme eylemini Ayşe neyin aracılığıyla gerçekleştirmiş arabanın? İşte şu anlamı katan şu ek, buradaki y kaynaştırma. Buradaki la eki araç görevinde kullanılan vasıta eki. Araç görevi, araç işlevi. Bir tane de birliktelik işlevi yazalım. Diyelim ki Mehmet Sevil'le İspanya'ya gitti. Ya da İspanya'ya tatile gidecek diyelim. Hadi ki farklı olsun. Şimdi ikinci cümlemiz de bu. Mehmet Sevil'le İspanya'ya tatile gidecek. Şimdi bakın burada Mehmet'in gerçekleştirdiği bir araç olarak somut bir nesne mi var? Bir insanla beraber mi yapmış bu eylemi? Evet, insanla beraber yapmış. İşte bu anlamı katan L de birliktelik eki. Yani birliktelik görevi daha doğrusu. O zaman biz araç ilgisini neyle bağdaştıracağız? Nesneler. Yani araç ilgisi biraz da nesnelerle alakalı ama beraberlik ilgisi biraz daha kişilerle alakalı. Yani ben birliktelik ilgisi kuracaksam kişileri kullanıyorum. Araç ilgisi kuracaksam da nesneleri kullanıyorum. Bu şekilde bir ayrım gerçekleştirebiliriz. Vasıta ekimiz de bu şekilde. Şimdi geldik eşitlik ekine. Eşitlik eki için diyelim ki cümledeki anlamına göre yorumlanabilir. Yani eşitlik ve vasıtanın aslında ortak bir soru kökü var. Şimdi bundan en son bahsedelim. Şimdi mesela eşitlik eki cümledeki anlamına göre yorumlanabilir dedik. Şimdi biz ilk videoda demiştik ki eşitlikle ilgili. Eşitlik yapım eki olarak da kabul görüyor. Çekim eki olarak da kabul görüyor. Yani size o yüzden eşitliği yapım eki veya çekim eki diye sormazlar. Yani şu şekilde bir soruş tarzı hata yaratır. Çünkü bunu hala yapım diye kabul eden akademisyenler var veya hala çekim eki diye kabul edenler de var. O yüzden bu tarz bir ayrım gelmez. Peki, o zaman eşitliğin soru tarzı nasıl gelir? Önce bir cümle örneği yazalım, ondan sonra soru tarzına bakalım. Diyelim ki Mehmetler ailece dolaşmaya çıktılar. Mehmetler ailece dolaşmaya çıktılar. Şimdi bu bizim cümlemiz. Buradaki bakın ailece ifadesi beraberlik anlamı katmıyor mu? Evet. Beraberlik anlamı katıyor. Sonra diyelim ki Yağız ile Alican boyca birbirinden farklıdır. Ya da birbirlerinden diyelim. Birbirlerinden boyca farklıdır. Şimdi bakın burada da boy bir kıstas değil mi? Bir kıstas aslında bir sınıflandırma. Yani burada boyca ifadesi aslında nasıl bir anlam katıyor arkadaşlar? Kıyaslama. Karşılaştırma. Böyle bir anlam katıyor. Bir de başka bir örnek daha verelim. Bu ödevi araştırmak ve sunmak saatlerce sürdü. Evet, diğer cümlemiz de bu. Bu ödevi araştırmak ve sunmak saatlerce sürdü. Şimdi buradaki saatlercedeki C de işin ne kadar uzun sürdüğünden yani süreçten bahsediyor. Yani burada süreç anlamı katmış, uzun bir süreç olduğu anlamını katmış. Şimdi gördüğümüz gibi bakın eşitlik cümlesine göre farklı farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılır. O yüzden eşitlikle ilgili ve vasıta ile ilgili ortak bir soru tipi yazalım. Bunu vasıtaya da uyarlayabilirsiniz. Şimdi soru tipimiz şu. Kalem rengini değiştirelim. Evet. Soru tipi.
Diyelim ki aşağıdaki cümlelerin veya şey diyelim işte yukarıdaki diyelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik eki bazen CC diye vermez. Diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Bu bir soru tipi. Mesela bakın ne diyor? Yukarıdaki cümlelerin hangisinde eşitlik eki diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Şimdi soru böyle olursa eğer, mesela 4 beraberlik bir kıyaslama anlamı olabilir. Veya bir beraberlik 4 kıyaslama anlamı olabilir. Veya işte bir süreç 4 kıyaslama veya 4 süreç bir kıyaslama. Yani 4'e 1 şeklinde 4'ü aynı anlamda biri başka bir anlamda. O tarz olacak şekilde sorulur bunun sorusu arkadaşlar. Eşitlik ekinin de mantığı bu. Mesela az önce vasıtayı konuştuk. Aynı soru tipini vasıtaya da uyarlayabiliriz. Yani şurada eşitlik yazmaz. Eşitlik eki yazmaz şurada. Bunun yerine vasıta eki yazar. Onun için şurayı vasıta diye düzeltip aynı eke aynı soru tipini uyarlayıp yeni bir soru tipi türetebiliriz. Ki zaten böyle soruyor kaynaklarda. Yani hangisi de vasıta eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır. Mesela farklı bir anlam demeyebilir. Farklı bir anlam yerine farklı bir işlev, farklı bir görev. İşlev görev aynı şey zaten. Onun için bu soru kalıbını kafamızda oturtalım. Farklı bir işlevde, farklı bir görevde veya farklı bir anlamda kullanılmıştır diye sorulabilir. Eşitlik ekinin de görevi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geldik küçültme eklerine. Küçültme ekleri cıkcağız ve ımtırak gibi eklerdir. Mesela ufak. Ben bu ufak kelimesine cık getirdim. Ne oldu? Ufacık. Bu arada arada şey oldu. Ünsüz düşmesi gerçekleşti. Şimdi mesela ufak kelimesine baktığım zaman bir ufak var, bir de ufakcık var. Yani bir ufak görüntüsü var, bir de ufakcık var. İşte bu cık işi biraz azaltma anlamı taşıyor. Bu her zaman küçültme, her zaman somut küçültme olacak şekilde diye bir kural yok. Mesela dedi ki kadıncağız. Şimdi kadıncağız kelimesine baktığım zaman burada kadına üzüntü veren bir anlam sağlıyor değil mi? Yani burada cağız eki, küçültme eki ama üzüntü görevinde. Üzüntü anlamında. O yüzden bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Hangisi de küçültme eki diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Mesela ufakçık da gerçekten bir küçültme vardır. Somut küçültme vardır. Karşınıza somut küçültme diye gelmez de ben daha net anlaşılsın diye bu şekilde söylüyorum. Somut küçültme yani fiziksel görülebilir küçültme bir de üzüntü anlamına gelen küçültme. Bir de mesela biz bunu genelde nerede görüyoruz? Bazı şeylerde, kelimelerde görüyoruz. Birazdan söyleyeceğim olayı. Onun için de şöyle bir yine koyu rengimizi alalım. Evet, mesela yeşil ımtırak. Imtırak eken. Sarımtırak. Mavimtırak veya yeşilimsi, işte kızılımsı, ımsı ve ımtırak ekleri. Burada ımsıyı yazmamışım ama ımsı ve ımtırak ekleri de küçültme eki. Bakın bir yeşil var, bir de yeşilimtırak var. Şimdi ımtırak nasıl bir anlam sağlıyor? Yeşile çalan bir renk ama tam yeşil değil. Tam yeşili biz %100 gibi düşünürsek, yeşilimtırak da %80, %70 yeşil falan böyle. Oransal dağılıma baktığın zaman. Veya kızılımsı. Şimdi kızılımsı şöyle. Kızıla çalan bir renk. Kızıl özelliği taşıyor. Ama aynı zamanda kızıl değil. Yani bunların küçültme olmasının amacı şu. Daha doğrusu küçültme olmasının sebebi şu. Bunlar kendi varlığından daha az bir ifade edişe söz konusu. Yani kendi varlığından daha az bir ifade ediyor burada. Mesela yeşilim tırakta. Nasıl kendi varlığından daha az? Bir yeşil var. %100 yeşil diyebileceğim bir renk var. Bir de yeşille mavi arasında kalan su yeşili gibi bir renk var. İşte bu su yeşili yeşilim tırak bir renk olabilir.
veya gökyüzü mavisi. Mesela masmavi gök renk olabilir. Veya gökyüzü mavisi. Mesela masmavi gökyüzü mavisi vardır. Çok net bir renktir gökyüzü mavisi. Bir de gökyüzünde maviye çalan, mavi ile beyaz arasında gidip gelen bir renk vardır. Bu da mavimtırak mesela. Yani özelliğin azalması, kendi varlığından daha az bir ifade ederken burada aslında kendi özelliğinin azalması söz konusu. Özelliğin aşağısında kaldığı için buna küçültme eki diyoruz. Mantığımız bu şekilde işliyor. Evet, küçültme eklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet gençler, bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde ilgi ve iyilik eklerinden, aynı zamanda hal durum eklerinden bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.